Merhaba Venersiz. Bugün hazırsanız köye yeni yapılan 4 tane gizli geçide soygu yapacağım. Bakalım yeni eşyalar hangisi de çıkacak. sizde de tahminlerinizi yoruma yazın. Eğer bu gizli geçit diyorsanız yorumlara 1 yazın. Bu diyorsanız 2, bu diyorsanız 3, bu diyorsanız yorumlara 4 yazın. Bugün yaptığım soygunlar sonucu da bu deve inventarı doldurmaya çalışacağım. Şuna bakın. Açalım hepsini de. Bugünkü soygunlardan sonra bu dev inventarı ağzına kadar dolduracağım. Hepsini de açalım. Tamamdır. Şuna bakın. Tamamdır hazırsanız soygunlara başlıyorum. Soygunlara gider ki kimsenin beni görmemesi için görünmezlik iksiri atacağım. Bakın böyle ilerleyeceğim. Birinci gizli geçitle başlıyorum. Bu çok kolay olacak. 10 saniye sonra dışarıda olacağım. Girelim. Tamamdır. Buradan zaten ne çıkabilir ki? Yani i̇ksirin etkisi geçiyor. Şuranın haline bakın. Hiç güvenlik falan yok. Bakalım gözlerime alabiliyorum. Dedemin evinin bacasının burada ne işi var? Dedemin evinin bacasını çalmışlar. Şunları da alalım. Olamaz. Dedemin 12-13 anahtarı. Bunu da almışlar. Bakalım. Aa. Şuna bakın. iki tane pompalıyı birbirine bağlamış. Böylece etkisi daha fazla oluyor. Çoktan değil. Alalım hepsini de. Bugün bu dev inventory'ımı ağzına kadar doldurmaya çalışacağım. Tamamdır. Şunun gizli sandığının yerine bakar mısınız? <laughs> Bu gizli yeri görmemek için kör olmak gerekiyor. Bakalım. Aa! Dedemin kurban bayramında kestiği ineğe burada ne iş var? Dedemin 7 tane hırsız yani şey iş adam arkadaşıyla girdiği inek. Utanmadan çalmışlar. Onun da etleri. Tamamdır. O inventör doldu. Şuraya taşıyacağım bunu. Şunları da taşıyalım. Tamamdır bu yine bakacağım dışarı çıkınca. Şu inventor'ın büyüklüğüne bakın. Alalım şu etleri de. Çok fazla etim oldu. Bu etlerle bir tane et lokantası açıp et tokatlamamı istiyorsanız yorumlara 99 yazın. Ha, eğer bu et lokantam tutarsa hırsızlık yapmama gerek kalmaz. Ha, ben çok güzel et yapar. Bana dedem öğretti. Tamamdır. Şunları da şuraya taşıyalım. Şunları da koyalım. Inventor dolmaya başladı bile. Çıkalım şuradan. Ha, ne demiştim? Birincisi çok kolay olacak diye. Çok dandik. Şu ineğe bakalım. Koyalım şuraya. Şuna bakın. Dedemin en sevdiği Ha, Tamamdır atalım şu görünmezlik iksirini. Şimdi hazırsanız ikinci gizli geçide giriyorum. Bu da o kadar güvenli gözükmüyor. Orada kimse yok girelim. Kapatalım. Bakalım buradan neler çıkacak. Ventırımı doldurmaya başladım çok iyi gidiyor. Güzel şeyler çıkıyor. Bakalım. çok güzel. Elektronik mağazada satacağım eşyalar oldu. Şu telefonları da alalım. Şu hamburgerlere bakın. Bunu da yeni açacağım et lokantasında satarım bu hamburgerleri de. Koyalım şuraya. Tamamdır. Almaya devam edelim. Acaba bu et lokantamın ismini ne yapsam acaba müşteri gelecek mi? Şunları da alalım. Bunları da taşıyalım. Ay müdürüm neredeyse tamamen doldu. Alalım. Tamamdır. Şuraya geçirelim. Aa! Süper nükleer bombalar çıktı. Bu nükleer bombalarla banka soygunu yapabilirim. Dikenler. Alalım hepsini de. Şunlara bakın. Size şey demiştim benden daha iyi hırsız. Yani şey iş adamı yok demek istedim. Bazen arzumdan hırsız kelimesi çıkıyor. Ben niye çıkıyor anlamadım. Şunları şuraya alalım. Şunları da alalım. Aa! Yeni yapacağım havuz için zıplama yeri çıktı. Bununla... Aa! Şuna bak nasıl tıplıyorum. Havunla yeni yapacağım havuzun içine atlayacağım. Ha, ben çok iyi yüzerim. Yüberay yüzmeyi dedem öğretti. Dedemle bir gün denizden bir soygu yapacaktık. O yüzden öğretmişti yüzmeyi. Ne? Şey, soygun demek istemedim yanlış anladınız. Şunları da alalım. Süper ev aletleri çıktı. Bunlarla evi dekore edebilirim. Şunları da alalım. Aha, ocak seti. Ha, bir tane trambolin çıktı. Ona bakalım. Aha. Şuna bak ne zıplıyorum. Dalalım alalım buradan. Ver. Şunları da taşıyalım. Süper oldu. Şunları da koyalım. Şimdi hazırsanız ikinci gizli geçitteki gizli sandığı bulacağım. Şuna bakın. dikkat de kaçtı mı sandınız? Bakalım. Aa! Gizli sandığı buradaymış. Gördünüz mü? Sandığın içinden inanılmaz şekilde dedemin uzaylı arkadaşı Mahmut çıktı. Merak etme. Benzin tekrardan uzaya göndereceğim. Uzaylı Mahmut'la beraber uzaya gidip uzayda soygun yapmamı istiyorsanız yorumlara 1150 yazın. Uzaylıların benim gibi büyük bir iş adamı tanıması gerekiyor. Ha bir tane de deve çıktı. Bu da diğer bir kurban bayramında dedemin kestiği deve. Ha, tamamdır çıkıyorum buradan da. Inventor'ım um ben dolmaya başladı. Çıkalım. Tamam Ha merak etme seni tekrardan uzaya göndereceğim korkma hiç. Yazık insanlardan çok korkuyor. Tamamdır. der. Bu bu ile ineği satacağım ben. Şimdi hazırsanız üçüncü gizli geçite giriyorum. Elmas gizli geçit. Ortalıkta kimse yok. Gidelim. İniyorum. Geldim. Şuna bakın. Şu utanmaz adama bakın. Millet sokakta yatıyor. Bu burada lüks yataklarda yatıyor. İnsanda biraz utanma arlanma olur. Yüzü tuzarır biraz. Beni hiç örnek almıyor musunuz? Bu ne? Ah! Şu silahlara bakın alalım hepsini de. Ha, emin değilim ama bu silahların hepsi de galiba benim dedemin. Bakalım. Güzel. Ah! Dedemin elmas tabancası. Gözlerime inanamıyorum. Dedemin icat ettiği hiperoptik basküler dondurucu. Ha, dedemin icat ettiği silahı çalmışlar. Şunları taşıyalım. Tamamdır silahların hepsini alacağım. Şuna bakın devamın tırıp tamamen doluyor. Aslında dememiş miydim ben çok iyi hırsızım yani şey iş adamıyım diye. Hiçbir şey bırakmayacağım şu silahları da alalım. Şu elbalara bakın. Bunları da koyalım şuraya. Tamamdır. Bunları da koyalım. Ha, olamaz. Patenti dedemde olan Nide gazozlarının burada ne işi var? Onları da çalmışlar. Ne her şeyini çalıyor hırsızlar. Şu bakın çok az yer kaldı. Ha, şimdi buradaki gizli sandığı bulacağım. Kesin burada bir yerde. Ha? Şuna bakın. Atalım şunu. O? Oh. Şuna bakın iki katlı yolcu otobüsü. Motosiklet. Bir tane de ayı çıktı. Şimdi gizli geçitlerde de çıkıyorum. Gidelim. Açık Çıkan eşyalara bakacağım. Hadi bir neredeyse doldu. Gidelim. Dev otobüse bakacağım şimdi. Koyalım şuraya. Ha, olamaz içinde yolcularla beraber kaçırmış. Şuna bakın teyze var. Utanmıyorlar. Ha, olamaz otobüsün şoförü bile var. Motor ziklet çıktı bir tane. Güzel bu motor zikletle dağdan bir tane soygun yapabilirim. Bir tane de ayı çıktı. Bu ayıyı çok sevdim. Bundan sonra senin adın ayı Mahmut olsun. Aferin bu ayıyla birlikte ormanda bir soygun yapabiliriz. Şimdi hazırsanız dördüncü gizli geçide soygun yapıyorum. Kimse yok gidelim en iyi şeyler galiba buradan çıkacak. Bakalım. Çöp kutuları. Sandıklar burada. Oh! Şu bloklara bakın. Dikenli teller alalım hepsini de. Süper zarar verici aletler çıktı. Sorgunlar da işi ve yarayabilir bunlar. Bakalım. Ah! Olamaz. Bak. Şuna bakın. Bu ne? Şunları görüyor musunuz? Eğer birisi bana hırsız derse bunun onun kafasına vuracağım. Çünkü ben hırsız değilim. Alalım şunları da. Şunları şuraya taşıyacağım. Dev inventarım um ağzına kadar doldu. Süper ötesi mutfak eşyaları çıktı. Onları da alacağım. Şuna bakın dev inventarım um ağzına kadar doldu. Gizli sandığını bulacağım şimdi bunun. Bakalım. Hayır burada yok. Şuna bakın gizli sandığı varmış. Burada. Bu o sandığa çevirmiş. Görüyor musunuz? Sandığın içine dedemin en sevdiği zombi arkadaşı ve en sevdiği kaplanı çıktı. Şunu alalım. Bir tane de motorsiklet. Tamamdır bu geçitten de çıkıyorum. Gidelim. Çıkalım. Çıkan şeylere bakacağım. Dedemin uzaylı arkadaşı. Şuna bakın. Bu da dedemin zombi arkadaşı. Zombi Mahmut. Korkmanıza gerek yok. Tipi birazcık korkunç ama çok iyi bir insandır kendisi. Dedeme bazı soygunlarında çok yardımcı oldu. Bakalım. Şu kaplana bakın. Motosiklet. Evet ben hırsız. Polisler geliyor sorun yok merak etmeyin. Bugün yaptığım soygunlarla dev inventörümü ağza kadar doldurdum. Bundan sonra bu dev inventörümü diğer soygunlarda da kullanacağım. Artık çok profesyonel oldum benim gibi bir iş adamı var mı der? Evet bugün dört tane gizli geçite soygu yaptım. Sizce yeni eşyalar hangi gizli geçitte çıktı? Yorumlara yazın. Eğer bu gizli geçit diyorsanız yorumlara bir yazın. Bunu diyorsanız 2, bunu diyorsanız 3, bunu diyorsanız yorumlara 4 yazın. Umarım video gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.